Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin ve kripto paralar serisinin ilk bölümü olacak. Bu bölüm Mustafa, Bitcoin ve kripto para nedir? Hızlı bir giriş yapayım. Kripto para nedirle başlayalım. Kripto para, öncelikli olarak şunu söyleyeyim, para değildir. Şaşırtıcı mı geldi? Gelmedi mi? Ya şimdi bana hele eğer ben şaşırtıcı geldi dersem rol yapmış olurum. Çünkü zaten seninle bu konuları biraz sık konuştuğumuz için. Kripto para aslında bir yazılımdır. O bilgisayarda, cep telefonunda oynadığın oyunlar falan var ya. Hı hı. Onlardan temel olarak hiçbir farkı yoktur. Bir yazılım ve bir algoritma içerir. Örneklemek gerekirse Farmville oyununu biliyorsun. Hı hı. Farmville gibi bir şeydir aslında. O da bir yazılım, bu da bir yazılım. Farmville'de çalışırsın, didinirsin, koyun keçi elde edersin ya. Bunda da çalışır, didinir, madencilik yapar. Madencilik diye tabir ediliyor kripto para kazıma işinde. Madencilik yapar, Bitcoin çıkartırsın. Farmville'deki koyundan keçiden tek farkı, bu insanoğlu tarafından zamanla bir değer atfedilmiş olmasından ve bir takas aracı haline gelebilmesinden kaynaklanıyor. Yani Farmville'deki koyun senin için hiçbir maddi değer taşımazken bunun şu anda bir maddi değeri var. O yüzden de para olarak adlandırılıyor. Ama dediğim gibi sadece ve sadece bir yazılım. Kim çıkarttı? Satoshi Nakamoto adı altında meçhul bir kişi ya da meçhul bir grup tarafından çıkartılmış. 2008 yılında, 2008'in sonuydu yanlış hatırlamıyorsam, manifestosu yapılmış. 2009'da da yazılımı kullanımı açmış. Bir Japon gibi görünüyor ismi ve işte domainin bağlı olduğu hosting servis sağlayıcıya baktığın zaman. Ama tabii Japonya dışından da Japon ismi yazıp oradan bir servis sağlayıcı üzerinden çıkmak da mümkün olduğu için. Ya öyle ya da Japon öyle olduğu, gibi gösteriliyor. Evet, Japon olduğuna kesinlikle ikna değiliz. Adam şöyle bir yazılım yapmış. 21 milyon adet maksimum Bitcoin'e ulaşabilecek şekilde sıfırdan başlayarak bu yazılımı yüklü bilgisayarlar aracılığıyla, sisteme bağlı bulunan bu bilgisayarlar aracılığıyla bir kayıt sistemi oluşturmuş. Yazılımı öyle güzel yapmış ki adam. Gerçekten çok farklı bir bakış açısıyla yapılmış bir yazılım. Klasik yazılımcıların üzerinde marifetle yazılmış bir yazılım. Sisteme bağlı bulunan bilgisayarlar kripto madenciliğini şöyle yapıyor. Sıfırıncı andan itibaren üretilen ve transfer edilen her kripto paranın kaydı şu anda tutuluyor ve herkese açık. Yani şu anda görmek istersen şayet ilk andan şu ana kadar yapılmış olan belki de milyarlarca işlemin hepsi kayıtlarıyla ortada. Kim olduğu belli değil tabii. Sadece hani kimin ne kadar kripto parası var, kimin ne kadar Bitcoin'i var bunu bilemiyorsun. Ama işte bir yazılımla şu Bitcoin şu elektronik cüzdana transfer edildi gibi bir kayıt listesi orada mevcut. Madencilik nasıl yapılıyor? Sisteme bağlı bulunan bilgisayarlar aslında durumun birer şahidi halinde. Açık, internete bağlı bilgisayar ve bu algoritmanın içerisinde, daha doğrusu bu sisteme bağlı. Diyelim ki sen bana Bitcoin transferi yapıyorsun. Bir Bitcoin yolladın. Sisteme bağlı bulunan diğer tüm bilgisayarlar senin bana yolladığın bu Bitcoin'in kaydını tutuyor. Bir bilgisayar, 10 bilgisayar, 500 bilgisayar, 1 milyon bilgisayar bilemiyoruz. Hepsi bunun kaydını tutuyor. Ve bu kaydı tuttukları için sistem onları çok küçük miktarda Bitcoin ile ödüllendiriyor. Yapılan her işlemin kaydını tutan bilgisayarlar böylelikle bu ödüllendirildiği Bitcoin miktarı kadar madencilik yapmış oluyor. O yüzden insanlar bir ara şeye başladı. Bitcoin madenciliği için bilgisayarlar alıp bu çiftlik bankın tombalağı bile yapmış diyorlar hatta. Evet. Bilgisayarlar alıp internete bağlıyorlar. O sisteme bağlı kalıyor ve otomatik olarak mining yapıyor.
Yani madencilik yapıyor. Bitcoin Hatta o kazıyor. Arkadaşın sadece bu işi yaptı. Kendisi de çıktı gösterdi serverlarını, bilgisayarlarını bir bölümde. Ben görmedim, söylediler bana. Böyle bir hangar gibi bir yer yani, yapmış falan filan, soğutuculu, klimalı vesaire. Yani o adam mining yapıyor ve oradan Bitcoin kazıyor. Sisteme bağlı bulunan bütün bilgisayarlar bu miningi yapıyor. Bu böyle 2009 yılında başlıyor. Biz arkadaşlarla 2010 ya da 2011'de ilk konuştuk diye hatırlıyorum. Bitcoin diye bir şey varmış. İnsanlar buradan para kazanıyor gibi bir şey konuştuk. Sonra üzerine düşmedik. 2013'te tekrar konuştuğumuzda, yine yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir konuşma geçiyordu bizim diğer yazılımcı arkadaşlarla hatta. Abi Bitcoin, o zaman konuştuk, almadık. 30 dolar olmuş. 1 dolar değildi ilk konuştuğumuzda. 2013'te 30 dolar olmuş, treni kaçırdık diye konuşuyorduk. Sonra 20 bin dolara çıktı bir Bitcoin bir ara. Yani bizim 1 dolara almayıp 30 dolara geldiği zaman treni kaçırdık dediğimiz Bitcoin 20 bin dolarlar seviyesine çıktı. Bir Bitcoin. Yani 1 dolarlık Bitcoin alsaydın zamanında bir tane, 20 bin dolara çıkmış olacaktı o para. 20 bin dolara çıktığında da 100 bin dolara çıkacağına inanıp 20 bin dolarken alan çok insan var. Ve onların canı bayağı yandı, evet, yandı. Oradaki detayları ileride vereceğim. Şimdi basitinden gidiyorum sadece. Birileri silkelenecek ki birileri para kazansın. Senden öğrendiklerimi sana satıyorum. Yani birinin cebinden para çıkmadan öbürüne girmiyor. Evet. 2 kere 2 4. Evet. Yalnız adam sistemi güzel kurmuş abi. 21 milyon tane ile sınırlı. Sınırlı olması biraz insanları cezbediyor. Şu anda kaç tane var biliyor musun? Kaç tane mine edildi toplam, kazınmış? Bir ara bayağı bir merak salmıştım. Araştırıyordum, ilgileniyordum ama şu anda en son ne noktaya geldi bilmiyorum. 2020 başı itibariyle 18 milyon adedi mine edilmişti. Ama sistemi kuran Satoshi yoldaş yine öyle güzel yapmış ki, zaman ilerledikçe mining miktarı düşüyor. Kazıyıp kazandığın miktar azalmaya başlıyor. Küçüle 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 gidiyor. Yani şöyle düşün. İşte 2009'da başlamış olsa 2020, 11 sene içerisinde 18 milyonu mine edilmişse, 2-3 sene içerisinde geri kalan 3 milyon da mine edilecek, bitecek diye düşünüyorsan o hesap yanlış. Matematikçilerin hesabına göre 2040-2050 arasında, evet, en erken 21 bitecek milyon Bitcoin bitecek. Bitince ne olacak? Bitince ne olacak? Herkesin kafasındaki soru işareti. Normal mantıkla baktığın zaman, düz mantıkla baktığın zaman bitince değeri çok 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 artması gerekiyor. Yenisi gelmeyecek. Basit bir örnekle açıklayayım. Bostancı Taksim dolmuş hattı gibi düşün bunu. Bostancı Taksim dolmuş hattına sefer açıldı. İşte minibüsü olanlar gidip kaydediyor. Ama kısıtlı. 100 tane minibüs kaydı olabilecek mesela. Hı hı. Bu sefer açıldığı zaman minibüs hattına para verip giriş yapmak 10 liraysa, 50.de giriş yapmak 500 lira, 90.da giriş yapmak 5.000 lira ya da 50.000 lira. Ya da 100'ü doldu, artık hiç giriş yok. 100 doldu, bitti. 100 kişide hat var, artık o hattı sadece o 100 kişiden birinden alabilirsin. Onun da artık fiyatını piyasa şartları belirler. Evet. Gibi olması gerekiyor düz mantıkla düşünürsen. Ben öyle düşünmüyorum bu arada. Hani burada söylediklerim, Mustafa dedi ki işte 21 milyon Bitcoin bittiği zaman uçacak gidecek. Öyle bir şey kesinlikle söylemiyorum. Ya 2050 yılına kadar zaten kim öyle kim kala. Ha, orası da öyle tabii. 2050 yılına kadar soracak olursan bana Bitcoin'e mi yatırım yapayım, altına mı yatırım yapayım, dolara mı yatırım yapayım diye, buğdaya yatırım yap derim ben sana. Buğday videosu da önümüzdeki günlerde gelecek bu arada. Ara bilgi verelim. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Buğday videosu çıktığı zaman kaçırmayın yani. Peki Mustafa, bir yazılım dedin, hiçbir karşılığı yok dedin. Peki insanlar nasıl oldu da bu sisteme dahil oldular ve bu iş bu kadar büyüdü ve bu noktalara geldi? Nasıl güvendi insanlar? En başında
Dedim ya hani biz yazılımcı arkadaşlarla konuştuk Bitcoin diye bir şey varmış diye. İşte bizim gibi idealli ve ilgili hevesli gençler ufak ufak lan ne oluyor falan filan şeklinde küçük bir kıvılcımla başlıyor. İş biraz büyüdükten sonra bu kirli paranın cazip bir transfer aracı haline geliyor. Bitcoin'i çığırından çıkartan olay aslında bu. Yani yaklaşık 2013 yılına kadar Bitcoin'i ayakta tutan, çok büyük meblağlara taşıyan şey kirli para organizasyonlarının Bitcoin'e olan ilgisi. Yani adam uyuşturucu kaçırıyor, para transferi yapması gerekiyor. Çok büyük meblağlarda para transferi özellikle ülkeler arasında neredeyse uyuşturucu kaçırmaktan daha zor. Böyle bir sistemin olduğunu ve buna maddi bir karşılık dolarla, tırnak içinde dolarla maddi bir karşılık atfedildiğini gören kirli para organizasyonları sahipleri buna ilgi duymaya başlıyor ve transferi çok kolay olduğu için Bitcoin üzerinden dönmeye başlıyor işlemler. Yani uyuşturucu kaçakçısı ödemeyi Bitcoin'le yapıyor, Bitcoin'le alıyor. İşte silah kaçakçısı Bitcoin'le yapıp Bitcoin'le alıyor. Kara para aklayıcılar Bitcoin'le yapıyor. Vesaire aklına ne geliyorsa kirli paradan kastım bu. Bu paraya böyle bir büyük miktarda paraların döndüğü organizasyonların ilgisi ve talebi de değeri mi arttırıyor? Değeri arttırıyor. Aynen öyle. 2013 yılına kadar korkunç bir yükselme ivmesi. Bu ilgi de popülaritesini arttırıyor. Yani Bitcoin bir yükselme sarmalına giriyor. İş artık kirli organizasyonlardan çıkıp sokaktaki adamın da ilgisini çekmeye başlıyor. İşte senin de muhtemelen o zamanlar kulağına gelmiştir. Ya Bitcoin vardı, 1000 dolar oldu, 2000 dolar oldu falan filan söylemleri. Hı hı. İşte bu olunca insanlar Bitcoin'e ilgi duymaya başlıyor. Bu sefer normal vatandaş da Bitcoin işlemi yapmaya başlıyor. Biraz Forex'e benzer. Forex serisinde anlatacağım Forex'in de nasıl oluştuğunu, hangi amaçla oluştuğunu ve sonrasında nasıl bir bireysel yatırımcının ya da yatırımcı bile demeyeyim, bir özel kişinin kumarı belki de, evet, kumarı haline dönüştüğünü. Bu da benzer bir süreç. O çok ilginç ya. Onu ilk bana anlattığın zaman çok şaşırmıştım. Sistemin ne için kurulduğunu ama bireysel anlamda insanların da bundan nasıl fayda sağlamaya çalıştığını, evet, ama nasıl tehlikeli bir deniz olduğunu Forex serisinde, evet, Forex serisi, anlatacağız serisinde, inşallah. Evet, inşallah. İşte Bitcoin böyle böyle geliyor, büyüyor. Sade vatandaşın ilgisini çektiği andan itibaren de zaten popülarite, medya, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ondan sonra kripto paralar, Bitcoin'den, Bitcoin bu işin sadece dediğim gibi önderi. Altcoin dediğimiz? Binlerce altcoin var. İkinci en büyük de Ethereum var, Ripple var. Bitcoin var, Ethereum var, Ripple var. İşte altcoin var, yağlı coin var, yağsız coin var. Var oğlu var yani. Binlerce altcoinler doğdu. Çin güldüğünü sorabilir miyim? Ya? Yağlı coin. Yoksa bile biz buna bir yazılımla istersen. Evet, yağlı coin. Yağlı coin bence özellikle Türkiye'de tabii. Her videoya da böyle nükteden bir şey yapmasak olmayacak, evet, yani. Nükteden bir kişiliksiniz. Bitcoin önderliğinde sonra binlerce altcoin oluştu. İş biraz karıştı. Bu arada yine bu konunun önderi az önce saydığın Ethereum, Ripple vesaire birimler yaptılar ama Bitcoin gibi olmadı. Bir de şöyle bir özelliği var. Bir devlet de yarın öbür gün kripto para basabilir. Sen de yapabilirsin bunu. Ben de yapabilirim. Bir market de yapabilir. Bir holding de yapabilir. Böyle bir özelliği var. İşte işin cıvcıvlı tarafları sonraki videolarda anlatacağım. İşte ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilir derken şeyden bahsetmiyorum. Hırsızlık işi mi'den bahsetmiyorum. Kripto para ne kadar yatırım aracı olarak güvenilirin sorgulanması gereken noktaları aslında buradan sonra anlatacağım detaylar. Burada sadece ben temel teorik ve fiziksel bilgilerini, evet, veriyorum. Girizgahı oldu. Girizgahını, evet, yapıyorum yani. Dedim ya hiç bilmeyenler için. Yani şu anda kripto para hakkında bilgisi olanlar anlatacağınız bu muydu lan diye çıkışıyor olabilirler. Çıkışmasınlar.
Yani sadece dünyada kendileri yaşamıyor, konuyu hiç bilmeyen insanlara da bunları anlatmamız lazım. Çünkü bunları anlatmazsam bir sonraki videoda anlatacaklarım o insanlar için bir soru işareti evet. olacak. Onlar da kapatıp gidecekler evet. videoyu. Popülaritesi dediğim gibi böyle yuvarlanarak geldi. Dünyadaki sosyoekonomik durum kripto paralar için de bir zemin hazırlıyor, uygun bir ortam hazırlıyor. İnsanlarda hep soru işaretleri oluşmaya başladı. Neye güveneceğiz? Dolara mı güveneceğiz? Başka yatırım araçlarına mı güveneceğiz? Kripto paraya mı güveneceğiz? Bu biraz daha anarşik bir yapı. İnsanlar yavaş yavaş anarşiye doğru kayıyor. Alternatif işlere doğru insanların zihinleri kayıyor. Senin benim de zihnimiz alternatif işlere doğru kaymadı mı? Şehirdeki evet. hayatımızı bırakıp kalktık geldik burada çobanlık yapıyoruz. Köyde tarım hayvancılık yapıyoruz. İşin bu kısmı anarşik değil ama sistemden çıkmaya çalışmış olmamız evet anarşik. Aynı şekilde insanlarda da diğer insanlarda da bu tarz düşünceler var ve kafalarını bu tarz solucanlar kurcalıyor. Biraz da o heyecanlı ve ilginç geliyor. E tabi devlet kontrolünde olmayan bir paradan bahsediyoruz. Bravo. Çünkü. Kimin ne yaptığı bilinmeyen, kimin ne kadar. Ya işte bu işi icat eden Satoshi yoldaş bile bilinmiyor. Adam 5 milyar dolarlık Bitcoin'i sattı, çekti gitti. 5 milyar dolarlık Bitcoin'le işi bıraktı. Sattı Bitcoin'lerini. Evet. Bundan sonraki videolarda Bitcoin'den nasıl para kazanılır? Bitcoin nasıl takas edilir? Bitcoin neyle fiyatlanır? Alışı satışı nasıl yapılır? Ya da muhafazası nasıl yapılır? Yani Bitcoin'i aldım. Hani nerede? Evet. Gibi. Gelecekte bu Bitcoin'le neler yapabiliriz? Tren kaçtı mı? Tren kaçtı mı? Yoksa bir tren var mı? Evet. Yoksa yok mu? Daha güzel trenler gelecek mi? Altcoin'ler benim iş yapar mı? Bir soruyu sorayım mı mesela? Sor. Hani borsayı arkasındaki bir şirket belirliyor. Geçen gün Pegasus'un örneğini verirken hisse senetlerini uçağa kalkmayan bir şirketin hisseleri artıyor dedi. Hala artıyor bu arada. Evet ama onun altında yatan bir dönen bir iş var, bir şirket var. Bitcoin'in arkasında veya diğer altcoin'lerin arkasında bunların değerlerini belirleyen unsur ne? Piyasa. En çok merak ettiğim konu bu. Kısaca piyasa. İnsanların sadece alış ve satışları mı? Evet. Ve oluşturdukları algı mı? Oluşturulan algı mı? Bunun artık bir piyasası var. Visible da bir piyasa. Herkes bir şeye yükleniyorsa market, fiyatı mı artıyor? Market evet. Markette oluşuyor fiyatı. Aynı borsa gibi, aynı dolar gibi. Talep varsa yükseliyor, yoksa düşüyor. Ama detayını anlatayım. Çünkü orada mesela iki farklı durum var. Bitcoin al satıyla ilgili. Burası çok önemli. Muhtemelen şu anda senin kafanda Bitcoin al sat deyince işte benim Bitcoin'im var, senin Bitcoin'in yok. Bana para veriyorsun, ben de sana karşılığında Bitcoin veriyorum. Bu oluşuyor değil mi senin kafanda? Evet. İşte bunun olmadığı ama Bitcoin al sat yapabildiğim bir durum daha var. Evet. Onları önümüzdeki videolarda... Tamam. Heyecanla bekliyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Buraya kadar anlattıklarımda lütfen dediğim gibi lan bunları mı anlatacaktın demeyin. Bu sadece girizgah. Yola çıktık. Bu arada yaka mikrofonu da kullanıyorum. Dizime taktım gerçi ama. Paça mikrofonu. Bilinsin yani. Bundan sonra kaliteyi de arttıracağız inşallah. Bir de buraya Atatürk koyacağız. Tamam. Çok tepki geldi Atatürk Atatürk diye. Biz daha önceki videoları tek paket halinde çekmiştik. O yüzden hazırlanamadık. Ama bundan sonra hazırlıklarımız evet. ve gelişimlerimizi takip ediniz efendim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı ve sorularınızı muhakkak bekliyoruz. Aa, evet kesinlikle. Bu serinin devamı gelecek. Az önce Mustafa söyledi konu başlıklarını. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.